Cinler kaç yıl yaşar ve öldüğü nasıl anlaşılır? İnsanlar 3 harfli diyor. Cin demekte sakınca var mı? Şu an bu odada cin var mı? Cinler insan suretinde karşımıza çıkabilirler mi? İnsanlarla evlenebilirler mi? Musallat yaşayan biri cinlerden nasıl kurtulur? Yüzlerce cinle şeytanla konuşmuşumdur. Evet, cinler insanı çarpar. Cinnet vakalarının cinlerle bir ilgisi var mı? Evet var. Adının da üstünde olduğu gibi cinnet. Aslında fincanı değil, insanı oynatıyor. İnsanlarla dalga geçiyorlar. Ben yaklaşık 5 yıldır parapsikolojik olaylarla ilgilenen, cinlerin ve şeytanların insanlar üzerindeki etkilerini araştıran birisiyim. Cin hocası ne yapar? Cin hocası insanlara musallat olan cinlerin, şeytanların onlara neden musallat olduğunu tespit eder ve tavsiye ettiği yaptığı uygulamalarla bedenin o cinlerden arınmasına vesile olur. İnsanlar 3 harfli diyor. Cin demekte sakınca var mı? Cin dememize bir sakınca yok. Biz onları zaten cin diyebiliyoruz. Kur'an'da da bize cin diye anlatılıyor. İnsanlar cin diye hitap ettiklerinde onlara musallat olacaklarını zannediyorlar. Aslında cin dediğinde onlar bize musallat olmazlar. Biz onları farklı şekilde davet ederiz. Zaten korkmamıza da gerek yok. Allah Teala'nın izin vermediği hiçbir kuluna bir cin, bir şeytan musallat olamaz. Cinler kaç yıl yaşar ve öldüğü nasıl anlaşılır? Bunun için kesin bir cevap veremeyeceğim. Kaynaklarda da bunun kesin bir cevabı yok. Ancak biz yaptığımız seanslarda 7000 yıl yaşadığını söyleyenler de oldu. 700 yıl yaşadığını söyleyenler de oldu. Hatta Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı gördüğünü söyleyenler ve hatta Süleyman Aleyhisselam'ın emrinde çalıştığını söyleyen cinler ve şeytanlar da oldu. Ama cinlerin en bildiğimiz özelliği olan yalancılıklarından dolayı biz bunlara inanmıyoruz. O yüzden bu sorunun kesin bir cevabını veremiyoruz. Peki ateist cin var mı? Ateist cin var. Zaten cinleri iki sınıfa ayırırız. Bir Müslüman olanları, bir de ateist olanları. Yani şeytan olanları. Müslüman olanlar bizler gibi ibadet ederler. Allah'ı zikrederler, namaz kılarlar, hayırlı işler yaparlar. Ateist olanlar, yani şeytan olanlar da insanlara günahları güzel göstermeye çalışırlar. İnsanlara daha fazla günah işletmeye çalışırlar. Müslümanlar olarak cinlerden korkmalı mıyız? Hayır, Müslüman olarak cinlerden değil, cinlerin bize yaptırmak istediklerinden korkmalıyız. Hatta bazı şeytanlar insanlardan daha fazla korkarlar. Zaten biz imanımızı kuvvetlendirdikçe, takva üzere yaşamaya çalıştıkça cinler bizden uzak olurlar. İman diyorsun, ibadet diyorsun ama ateist olanlara neden cinler musallat olmuyor? Boş eve hırsız girer mi? Cinlerin, yani şeytanların bizden almak istedikleri tek bir şey var. İmanımız. Zaten imanını kaybetmiş birisiyle bir cinin, bir şeytanın ne işi olabilir ki? Cinler insan suretinde karşımıza çıkabilirler mi? Evet, çıkabilirler. Ama karşımıza değil. Ancak rüyalarımıza çıkabilirler. Bir de musallat yaşayan insanlar, yani bedeninde bir cin bulunan insanlar bunları görebilirler. Ama şu şekilde oluyor, bunu şöyle anlatabilirim. Halüsinasyon görürler aslında. Orada gördüğünü zannettikleri şey aslında orada değildir. Onların aklındadır, onların kafasındadır. Yani bizim onları görmemiz mümkün değil. Çünkü biz onlarla farklı boyutlardayız. Onlar enerjisel varlıklar, ruhani varlıklar. Cisimleri yok, bir maddeleri yok. O yüzden gözümüzdeki bu perdeyle bizim onları görmemiz mümkün değil. Cinler nasıl ibadet ederler? Cinler de Müslüman insanlar gibi ibadet ederler. Onların da Müslüman olanları Allah'ın emir ve yasaklarına uymaya çalışırlar. Bizler gibi namaz kılarlar. Bizler gibi Allah'ı zikrederler. Yani bir Müslüman nasıl ibadet ediyorsa onlar da öyle ibadet ederler. Hatta Kur'an'da söylendiği gibi Peygamber Efendimiz'e gelip Kur'an dinleyenleri bile var. Ve hatta bazı söylentilere göre bunlar Mardin'de yaşayan bir cin kabilesiymiş. Cinler insanlarla evlenebilirler mi? Hayır, cinler insanlarla evlenemezler. Bu mümkün değil. Cinler insanları aşık da olamazlar. İnsanları sevmezler de hatta. Cinler ancak insanların işlemiş olduğu hata ve günahları severler. Halk arasında çok yaygın bilinen bu cinlerle evlenme meselesi aslında cinlerin insanlara gerçek musallat olma sebeplerini gizlemek için uydurduğu bir yalandır. Peki cinler insanlara neden musallat olur? Buna bir ayeti kerime ile cevap vereyim. Şuara suresinin 221, 222 ve 223. ayetinin Türkçe mealinde diyor ki: "Şeytanların kime ineceğini, yani cinlerin kime ineceğini sizlere bildireyim mi? Onlar her yalancı, günahkar ve iftiracının üzerlerine inerler. Ve o kimseler de şeytanlara kulak verirler. Ve o şeytanlar hep yalan söyler." Yani burada anlıyoruz ki cinli şeytanlar bizlerin işlemiş olduğu hata ve günahlar neticesinde bizlere musallat oluyor. Kebair dediğimiz büyük günahlar neticesinde bizlere musallat oluyor. Bunlara bir örnek verecek olursak, hatta birkaç örnek verecek olursak, iftira etmek, haram faiz yemek, hırsızlık yapmak, yalan söylemek, kul hakkı yemek, insanlara zulmetmek, hayvanlara bile zulmetmek bir musallat sebebidir.
Hatta bunlardan en önemlisi de namazı terk etmektir. Şunu biliriz ki namaz insanları günahlardan alıkoyar. Biz namazı terk ettiğimiz zaman günah işleme potansiyelimiz de daha fazla artıyor. Ve işlemiş olduğumuz bu kebair günahlarından bize bir cin musallat oluyorsa o zaman birçok cin bize musallat olabilir. Dediğimiz gibi namaz günahlarla bizim aramızdaki bir perdedir. Ve o cin ona daha fazla günah işletmek için elinden gelen her şeyi yapar. Ve hatta sonunda onun imanını bile çalabilir. İmansız ölmek istemeyiz değil mi? Peki şu an bu odada cin var mı? Evet, olabilir. Onlar sürekli etrafımızdalar. Ama bu durumdan endişe etmeye gerek yok. Onları evlerimizden, iş yerlerimizden, bulunduğumuz ortamlardan uzaklaştırmak istiyorsak evimize girerken besmele çekebiliriz. Evimizden çıkarken de besmele çekebiliriz. Bu onları bizden uzaklaştırır. Ve hatta namaz kılınan, Kur'an okunan evlerden onlar koşarak uzaklaşırlar. Peki bende musallat var mı? Bence bunu sen daha iyi biliyorsun. Çünkü cinler, şeytanlar hata ve günah işleyenlere musallat olur. O yüzden senin de işlemiş olduğun, hala tövbe etmediğin hata ve günahların varsa musallat olabilir. Hiçbir cinle konuştunuz mu? Evet, belki yüzlerce cinle, şeytanla konuşmuşumdur. İnsan bedenlerine giren cinleri yakaladığımızda onları lisanına getirip konuşturuyoruz. Ve hatta başımdan bir keresinde şöyle bir olay geçmişti. Elime bir kağıt alıp kağıda birkaç rakam yazdım ve karşımdaki insan bedeninde lisana gelmiş cine elimdeki kağıtta ne yazdığını bana söyleyebilir misin diye sordum. Ve evet, o da bana bunu yapabileceğini söyledi ve elimdeki kağıda yazdığım rakamları bana tek tek söyledi. Bunu nasıl yaptığını sorduğum zaman o da başka bir cin olduğunu söyledi ve o cinden aldığı yardımla bu rakamları bana söylediğini söyledi. Cinler insanı çarpar mı? Evet, cinler insanı çarpar ama zannedildiği gibi bizim filmlerde gördüğümüz gibi çarpmaz. Şunu söyleyebiliriz, psikolojik rahatsızlıkların birçoğunun altında aslında bir cin çarpması vardır. Hatta şunları örnek verebilirim. Bipolar, OKB yani vesvese hastalığı, aşırı titizlik, aşırı temizlik hastalığı. Hani deriz ya, şeytan ayrıntıda gizlidir diye. İnsanları çok fazla ayrıntılara yönlendirirler. Ve hatta birçok fiziksel rahatsızlığa da sebebiyet verebiliyorlar. Bunların arasında en çok rastladığımız GOA, kansızlık hastalığı, şeker hastalığı, astım gibi hastalıkların altında da bunların olduğunu gördük. Ve hatta uyguladığımız tedavi yöntemlerinden sonra bu hastalıkların tamamıyla ortadan kalktığına da tanık olduk. Başından geçen en ilginç olay neydi? Bir keresinde şöyle bir olaya tanık olmuştum. Bir karı koca bana geldi. Kocasının kolu alçılıydı ve bu olayın yatakta yatarken birdenbire olduğunu anlattı. Acı içinde yataktan uyandığını anlattı. Araştırmaya başladık tabii bu işin altında acaba cinler mi var diye düşündük. Aslında dolaylı yoldan cinler vardı. Çünkü cinler musallat oldukları insanlara çok beddua okutmaya çalışırlar. Olayın aslında şöyle olmuş. Karısı daha sonra tabii bunu anlattı ağlayarak. Belli ki kocası tarafından bir zulüme uğramış. Sabah namazının ardından ellerini açıp Allah'a ya kahar diye yakarıp öyle bir beddua ettiğini bana söyledi. Ve bu bedduayı ettikten hemen sonra içeriden kocasının bağırması duyulmuş. Koşarak kocasının yanına gittiğinde kocasını yerde ağrılar içinde görüyor. Ve hatta ağzından köpükler geldiğini falan söylüyor. Burada şunu görüyoruz. Yani mazlumun bedduasının ne kadar hızlı kabul olduğunu. Hatta bir hadis-i şerifte şunu söylüyor. Mazlumun bedduası gözündeki yaş yere düşmeden kabul olur diye. Buradan aslında anlamamız gereken şey kesinlikle beddua etmememiz. Çünkü beddua etmemiz en çok şeytanların işine gelir. Biz Müslüman olarak beddua yerine dua etmeliyiz. Peki bu işten para kazanıyor musun? Ben bu işten para kazanmıyorum. Çünkü zaten halihazırda yaptığım bir meslek var. Ben bu şekilde para kazanıyorum. Ama bu şu anlama gelmesin. Bu işi yapanların para alması yanlıştır gibi. Ben zaten çalıştığım için kendi işimden fırsat buldukça insanlara bu konuda yardımcı olmaya çalışabiliyorum. Yani ben ayda 5 kişiye yardım edebiliyorsam geçimini bu işle sağlayanlar günde 5 kişiye yardımcı olabiliyorlar. O yüzden daha fazla insana ulaşmak için bu işi tam zamanlı yapmak lazım. Elbette kişinin ailesini geçindirebilmesi için bu işten bir miktar para alması da gerekiyor. O yüzden ben bu işten para alanları da destekliyorum. Bu işten para almayanları da destekliyorum. Fincan ile cin çağrıldığı doğru mu? Evet, bunu yapanlar var ve bunu yaptıkları zaman bunların birçoğu çarpılmayla, musallatla son buluyor. Biz bunları yapmalarını tavsiye etmiyoruz. Mesela bazıları Kur'an yaktığını söylüyor. Mesela bazıları Kur'an'ı
tersten yazdıklarını söylüyorlar. Burada Kur'an'a yapılan hürmetsizlikten dolayı aslında çarpılıyorlar. Orada yaptıkları ritüel sayesinde cin çağırdığını zannediyorlar. Ama aslında onlar cinlere hizmet ediyorlar. Allah'a karşı büyük bir günah işlemiş oluyorlar. Hatta bu fincanın oynama meselesine gelecek olursak, evet fincan oynuyor. Sordukları bazı sorulara harflerin üzerine gelerek cevap da veriyorlar. Zaten insanın bedeninde olan bu cin, bu şeytan fincanı o insan sayesinde oynatıyor. Aslında fincanı değil, insanı oynatıyor. İnsanlarla dalga geçiyorlar. Büyü diye bir şey var mı? Büyü diye bir şey var. Kur'an'da da bundan bahsediyor Bakara suresinde. Bunu inkar edemeyiz. Ama bunun ne kadar tesir ettiği konusunda konuşabiliriz. Şimdi büyüyü biz ikiye ayırıyoruz. Bir elle yapılan büyü, bir de dille yapılan büyü. Elle yapılan büyü malum. Bazı araçları kullanarak, işte bazı bez bebekler ya da bazı objeleri kullanarak, sözde tılsımlı sözler söyleyerek o şekilde büyü yapmak var. Bir de dil büyüsü var ki bu daha tesirli bir büyü. Beddua etmek. Yani bir kişiye beddua ettiğimiz zaman, ettiğimiz beddua da eğer haksızsak, beddua elbette dönüp dolaşıp bize gelecektir. Ve bu da bizim sarf ettiğimiz sözlerin kendi başımıza gelmesine sebebiyet verecektir. Büyüden korunmak için de başında konuştuğumuz gibi takva üzere yaşamaya gayret etmemiz lazım. Bundan Allah'a sığınmamız lazım. Allah'ın izniyle bu da büyünün tesirini kaldırabilir. Belki bu büyü bize hiç tesir bile etmeyebilir. Cinnet vakalarının cinlerle bir ilgisi var mı? Evet var. Adının da üstünde olduğu gibi cinnet. İleri derece çarpılmalarda kontrolü tamamen kaybedip vücut kontrolünü cinlere teslim edenlerde, cinlerin o vesveselerine çok kulak verenlerde, böyle ani öfkelenmeler sonucunda bu tür olaylar yaşanabiliyor. Kendi çocuklarına, kendi ailelerine zarar verebiliyorlar ve hatta bunun neticesinde intihar bile edebiliyorlar. Bu da açık bir çarpılmadır. Hatta şöyle bir tavsiyede bulunmuş bize Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Öfkelendiğinde abdest al. Öfke şeytandandır. Şeytansa ateşten yaratılmıştır. Ateşi ise su söndürür. Bu yüzden kalk ve abdest al demiştir. Siz de eğer farkında olmadan ya da birdenbire aşırı öfkeleniyorsanız bunun farkına vardığınız an abdest almanızı tavsiye ederim. Bu öfkenizi söndürecektir. Peki cinlerden nasıl korunuruz? Cinlerden korunmak için takva zırhını giyebiliriz. Takva üzere yaşamaya gayret edebiliriz. Allah'ın emir ve yasaklarına uyabiliriz. İşlediğimiz günahlara tövbe edebiliriz. Bunu tekrar tekrar söylemem lazım. Namaz. Namaz bizi günahlardan korur. Günahlardan korunmamız da bizi cinlerden korur. Peki musallat yaşayan biri cinlerden nasıl kurtulur? Cinler bedene nasıl geldiyse, ne sebeple geldiyse o şekilde gider. Yani dedik ya, işlediğimiz hata ve günahlar bir musallat neticesidir diye. Bunlara bazı örnekler vereyim ben. Mesela Allah'a verilip de yerine getirilmeyen sözler. Bunlar ciddi musallat sebebi olabiliyor. Mesela birçok kişi ada kadar bir hayvan adağı adayabilir, bir oruç adağı adayabilir ya da bir fakiri doyurmak veya giydirmek üzere adaklar arayabilir. Bu adakları kişi yerine getirmediği zaman bir musallat yaşıyor. Hayvan adağı mı adadık? O adağı kestirmemiz gerekiyor. Oruç adağı mı adadık? O orucumuzu tutmamız gerekiyor. Yerine getirmediğimiz adak kesildiği zaman adağın kesilmesiyle şeytan o bedeni terk eder. Eğer faize bulaştıysak buna tövbe edip faizi terk edip aldığımız verdiğimiz faiz paralarının kefareti ve affına vesile olması niyetiyle sadaka verebiliriz. Mesela evimize bir kumbara alıp düzenli olarak her gün bu niyetle o kumbaraya para atıp sonra belli sürelerle ihtiyaç sahiplerine o paraları verebiliriz. O kumbarada biriken paraları verebiliriz. Yani cinlerden, şeytanlardan kurtulmanın en kolay ve en etkili yolu günahlarımıza tövbe edip, günahları terk edip Allah'ın bizden razı olabileceği bir şekilde yaşamaya gayret etmemiz lazım. Yani tövbenin defedemeyeceği bir cin, bir şeytan yoktur. Kısacası İslam'ı yaşayan, ibadetlerini yerine getiren bir Müslümanın cinlerden ve şeytanlardan korkmasına gerek yok.